Farsça makale okumaları serisinin ikinci videosundayız. Bu videoda bir önceki videoda başlamış olduğumuz makalenin özet kısmını okuyorduk. Bunu bitirmeye çalışacağız. Evet, bakalım burada ne diyor geri kalan kısmından. Diyor ki, Porseşe makaleniz inez ki, Metin defteri çe nakşi beraye devlet der halli buhran iktisadi qail Şimdi önceki e, videoda da gösterdiğimiz gibi evvela yükleme baktığım zaman ben şu estin yükleme olduğunu görüyorum. E, nokta noktadır. Burada bir tanımlama yapıldığını fark ediyorum. Neyi tanımlamış? Porseşe makale. Makalenin sorusu nokta noktadır. Nedir? Inest. Makalenin sorusu ise şudur. Şurada gördüğümüz niz nice, zannedersem yukarıda da geçmişti. da anlamını veriyor. Porseşe makale niz. Nice. Makalenin sorusu da. İnest şudur. Şimdi ardından bakın ki ve cümle geldi. Biz şu gail buğda kadar olan kısmın tamamını bu in kelimesine nitelik yapacağız. Yani makalenin sorusu nedir? Makalenin sorusu işte şudur ki metin defteri çe nakşi beray devlet der hall buhran gail but. Burada şöyle bir yapı var. Bu önemli ye çizi nokta nokta Kil Buden diye bir eylem var Şimdi bu Kail buden demek Normalde Kail Arapçada Kale diye bir e, eylem var Bu geçmiş zaman e, söyledi anlamına geliyor Kail ise söyleyici demek Yani söyleyen ya da konuşan gibi anlamlara geliyor. Şimdi biz bunu literal olarak düşündüğümüzde burada şöyle bir anlam çıkıyor. Metin Defteri ekonomik krizin çözümünde devlete ya da devlet için ne gibi bir rol söyleyici idi. Fakat biz bunu Türkçede böyle ifade etmediğimiz için bu gail but kısmını şöyle söyleyebiliriz. Metin Defteri ekonomik krizin çözümünde devlete ne gibi bir rol biçmişti? ya da devlet için ne gibi bir rol düşünmüştü diye söylememiz lazım. Şimdi normalde literal olarak her kelimenin bir anlamı aklımıza canlanıyor. Doğru. Fakat biz bunu Türkçede söylediğimiz zaman acaba okur ya da bir Türk dinleyicisi bunu acaba anlıyor mu, anlamıyor mu? E, bunu e, hesaba katmamız lazım çeviri yaparken. Yoksa ben çevirdim oldu anlayın işte e, olmuyor maalesef. Şimdi bakın bu kail buden ifadesini şurada da görebilirsiniz. Şöyle de bir kullanımı var mesela. Men beraye şoma ehtiram qailam. Şimdi bakın burada da şöyle bir şey var. Ben sizin için saygı söyleyicisiyim. Kelime kelime böyle oluyor değil mi? Ama burada ne demek istiyor? Yani ben sizin için saygı gösteriyorum. Ben size saygı duyuyorum anlamında. Dolayısıyla normalde kelimenin literal anlamı söyleyici söyleyen konuşan olsa da biz bunu tabii çevirirken ben sizin için saygı söyleyicisiyim demiyoruz. İşte burada da metin defteri dediğimiz kişinin bu ekonomik krizin çözümünde devlet için ne gibi bir rol düşünmüş olduğunu söylememiz lazım. İşte makalenin asıl sorusu ise buymuş. Şimdi toplasak bu madem ki ki'den sonra gelen kısım hani cümle değildi ya. Bu in kelimesinin niteliğiydi madem. O zaman onu şöyle düşünebiliriz. Makalenin sorusu ise metin defterinin... Ekonomik, ekonomik krizin çözümünde devlet için ne gibi bir rol düşündüğüdür diye çevirebiliriz. Burada pors eş kelimesine belki dikkat edebiliriz. Masarı porsiden olan geniş zaman kökü pors olan eylemin sonuna biz eş diye bir ek getirmişiz ve bu kelime artık isim olmuş soru anlamına geliyor. Hani bir önceki e, derste de şu geçmiş diye mesela bineş. Bu da masları di'den olan geniş zaman kökü bin olan eylemin sonuna yine eş dediğimiz ekin eklenmesiyle yapılıyor. Demek ki bu eş eki fiilden isim yapan bir yapım eki. E, nis kelimesini söyledik. Hmm, evet, onun dışında galiba başka bir şey yok. Peki, ferziye in makale in eski. Bakın, gördüğünüz gibi yapı aynı. Porserşi makale in eski. فرضیه مقاله فرضیه این مقاله این است که برخلاف بیشتر منور الفکران متین دفتری به دنبال محدود کردن نقش دولت و پای ریزی یک اقتصاد ملی در ایران بود شما بکن burada دا این اصلا این است سن را که قسمون نیتلیک نیتلی که پلدهن بیلجم تمام او زمان بینیم جمله من است نقطه نقطه این بیر تنم یپلمش Neyi nokta noktadır? Ferziye in makale. Bu makalenin bir teorisi, farziyesi şudur ki neymiş bu makalenin teorisi? Berhilaf biişter munavverul fikran. Şimdi munavverul fikranı biliyoruz aydınlar. Biişter munavverul fikran aydınların çoğu. Berhilaf biişter munavverul fikran aydınların çoğunun aksine bu berhilaf kelimesini gördüğümüzde nokta noktanın aksine diye düşünebiliriz. Aydınların çoğunun aksine metin defteri, bu metin defteri bedombale but. Benim yüklemim bu. Ben hemen yüklemi buluyorum. Buradaki yüklemimiz bedombale çizi buden. Yani bir şeyin peşinde olmak. Metin defteri şunun peşindeydi diyecek. Neyin peşindeymiş? kerden sınırlandırmanın peşindeymiş. Neyi sınırlandırmak? kerden nakşe devlet. Devletin rolünü sınırlandırmanın peşindeydi. Sadece bunun mu? Hayır. Ve aynı zamanda şunun da peşindeydi yani. Bedombale dombale bir yek ektesade milli der İran. İran'da milli bir ekonominin kurulumu ya da İran'da milli bir ekonominin işte bina edilmesi, oluşturulmasının peşinde idi. Bakın buradaki vavlar bir önceki derste de dikkat etmiştik. Bunlar çok önemli. Yani bu vav dediğimiz şey şurada görmüş olduğumuz kelime grubunun bir önceki kelime grubuna atfedilmesini bunu ifade ediyor. bir önceki kelime grubunun başında da bedombale vardı. Dolayısıyla bedombale hem bu mehdut ile başlayan kısmın başında hem de payerizi dediğimiz kısmın başında. O halde cümlemizi toparlarsak bakın şöyle diyebiliriz. Ha, eğer ki bu ki'den sonrasını hani sıfat yapacaktık ya öyle çevireceksek şöyle olur. E, bu makalenin varsayımı birçok münevverin aksine metin defterinin Devletin rolünün sınırlandırılması ve İran'da milli bir ekonominin kurulmasının peşinde olduğu dur. Bunu belki daha güzel bir şekilde de ifade edilebilir ama bu ki'den sonra gelen kısmı şu in kelimesine nitelik yapacaksak madem ki bu makalenin varsayımı farziyesi şudur. Şu dediğimiz ne? Şu cümlenin tamamı. Yani bu ki'den sonra bu'da kadar olan kısmın tamamı aslında in kelimesinin niteliği oluyor. Eğer bunu da nitelik olarak çevireceksek daha güzel bir ifade de söylenebilir. Ben tekrardan bir denemeye çalışayım. Bu makalenin varsayımı Birçok aydının aksine metin defterinin devletin rolünü sınırlandırmanın ve İran'da milli bir ekonomik e, yapıyı kurmanın peşinde olduğudur diye kabaca böyle çevirebiliriz. Burada önemli olan key'den sonra gelen kısımda yüklemi tespit edebilmekti. Ben de bedombale çizi buden eylemi olduğunu biliyordum. Şuraya da yazmıştık. Bir şeyin peşinde olmak. İşte burada çizi dediğimiz mesele. Yani o kelime ya da kelime grubu uzun da olabilir ya da kısa da olabilir. Burada gördüğünüz gibi bakın uzun bir kelime grubu gelmişti. Yani bedombale'yi gördükten sonra hemen bud ya da hast gibi bir ifadeyi aramam lazım. E özlem neydi zaten? Metin defteri. Bu ki'den sonraki kısmı söylüyorum. Evet, payerizi demekti ise o neyi? Onu da yazayım. Bu normalde payerihten diye bir şey var. Bu bina etmek, inşa etmek, temel atmak, kurmak gibi anlamlara geliyor. İşte bu kelimenin şimdi Payerihten diye bu mastar. Bunun geniş zaman kökü payeriz. Biz bu geniş zaman kökünün sonuna yayı mastariyet dediğimiz bir i eklediğimiz zaman işte bina inşa etme, bina kurma, temel atma anlamlarına gelen bir isim haline geliyor. Yani bu kelime oradan gelmiş. Dolayısıyla payerizi kurmak ne? Kurmak yek iktisadi milli bir ekonomik e, milli bir ekonomi نرده در ایران ایران ده یافته های این نوشدار نشان می دهد متین دفتری عقیده داشت دولت باید از دخالت مستقیم در امور اقتصادی خودداری کرده و کار را به نهادها و افراد خصوصی بسپارد. Şimdi bu cümle önemli. Bakın, e, bu daha uzun cümle yapıları olduğu zaman asıl bizim ilk önce yüklemden başlayıp özneyi bulma dediğimiz yöntem burada işimize yarıyor. Şimdi bu uzun cümlenin yüklemini bakın ben şöyle buluyorum. Yüklemimiz Neşan Mi dehet. Bakın bu cümle biraz uzun. Bunu şöyle biraz anlatmak gerekecek. Yüklemim ney? Ben Neşan midehat olduğunu düşünüyorum. Nişan midehat yükleminde bulunan eylemin masları ne? Nişan dağdan göstermek, işaret, et, işaret etmek. Bunun geçmiş zaman kökü zaten nişan dağıt, geniş zaman kökü nişan de. Tamam zaten burada da geniş zaman kökü kullanılmış. Üçüncü tekil şahı süreklilik bildiren de bir örnek var. Göstermektedir ki gösteriyor ki. Peki gösteren ney? Yaftehaye enneveştar. Özlemi de yazayım. Şimdi bakın birazdan işler biraz karmaşık gibi olacak. Yaftahayı enne veştar. Tamam aslında cümlem bu kadar basit. haye enne veştar nişan midehet. Bu yazının yani bu makalenin bulguları yafte bulgu demek yaftahada zaten bulgular. Bu makalenin bulguları gösteriyor ki. Şimdi göstermek eylemi nesne alır mı? Alır. Nesnesi ne? Nesnesi biliyor musunuz? Metin diye başlayıp separet kısmına kadar olan kısmın tamamı nesne. Şimdi bakın ben onu da şöyle yap, yazıyorum. Metin, separet. Bu gördüğümüz kelime ve cümlelerin tamamı bizim nesnemiz. Şimdi bakın gördüğünüz gibi bir önceki ders ben şunu söylemiştim hatırlarsanız. En temelde iki tane ki dediğimiz ee, ki var. En temelde iki tane ki var. Geçen ders bu ki'nin geçen videoda bu ki'nin nitelik yapan e, özelliğine değinmiştik. Şimdi bu e, videoda ise sizlere nesne yapan ki'den bahsetmek istiyorum. Şimdi ki mesela şöyle bir cümlede fekr mi konem ki Farsi asan'dır cümlesine bakalım. Yüklemim ney? Fekrimi konem. Düşünüyorum. Kim düşünüyor? Ben düşünüyorum. Düşünmek nesne alır mı? Alır. Ne düşünüyorsun sen? K farsi asanest. Şurada görmüş olduğumuz K bir önceki videoda gösterdiğimiz K'den farklı. Çünkü K normalde farsi asanest. Farsça kolaydır cümlesini cümle olmaktan çıkardı. Bu mi konem eyleminin nesnesi yaptı. Yani farsçanın kolay olduğunu düşünüyorum dedik. Şimdi bu nesne yapan ki her zaman söylenmek zorunda değil. Çünkü bazı eylemler vardır ki o eylemlerden sonra bir ki'nin olduğu zaten bilinir. Mesela Ali goft men nemi ayem diye bir cümle düşünelim. Yüklemim ney? Goft söyledi. Kim söyledi? Ali. Ali goft. Ali söyledi. Şimdi goften mi nesne alır mı? Alır. Ali ne söyledi? Men ne mi ayem? Bakın bunu ben nasıl çeviriyorum. Ali ben gelmeyeceğim dedi. Ya da Ali gelemeyeceğini söyledi. Şimdi bu men nemi ayem cümle değil mi? Ama hayır bu cümle değil aslında. Bunun da başında bir ki var. E ama ki niye yazmadı? Çünkü bu goften eylemi zaten nesnesini cümle olarak alır. E cümlelerin de başında ki olmaksızın nesne olamayacağını bildiğime göre aslında burada bir ki var. İşte bunun aynısı şu gördüğümüz nişan de var. Aslında burada şöyle diyor. Yafte haye en nevestar nişan midahet ki gösteriyor ki işte o ki dediğimiz e, kelime şu metin ile başlayıp beseparet kısmına kadar olan şu cümlenin tamamını nesne yaptı. Neyin nesnesi? Bu midehedin nesnesi yaptı nişan midahet. Aslında cümlemiz şu, çok basit bir cümle. Yüklememiz göstermektedir neyi göstermektedir? Bu yazının, bu makalenin bulguları neyi göstermektedir? İşte şunu. Şimdi biz geleceğiz nesne konumunda olan normalde hani orada bir ki vardı ya şimdi oradaki ki'yi kaldıracağız artık o da bir cümle halinde şimdi o cümleyi inceleyeceğiz şimdi bakın metin defteri akide er daşt diye başlıyor ben şimdi nesne konumunu işgal eden normalde bir cümle olan cümlenin ögelerini inceli inceliyorum. Oradaki yüklemim ise şu. Akide daşt. Burada e, yüklem konumunu işgal eden eylemimizin masları akide dağıştan inanmak anlamına geliyor. Peki öznemiz ne? Öznem. Metin defteri. Peki akide e, eylemi nesne alır mı? Alır. Şimdi bunun nesnesini, ne? bunun nesnesi de devlet ile başlayıp beşepaharet kısmına kadar olan kısım. Bakın şimdi iç içe geçmiş olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Devlet nokta nokta beşepaharet. Şimdi bizim e, bu sırayla incelememizin sebebi işte bu. Normalde ee, mesela ''Fekr mi konem ki farsi asanest?'' ya da ''İn kalemest?'' cümlesi basit değil mi? Bunun için hiç böyle sanki e, bu gibi çözümlere gerek yokmuş gibi geliyor. Ama bakın şimdi iç içe geçmiş olan bu cümleleri inceleyebilmemiz için evvela ana cümlemizin yüklemini bulmamız lazım. Ana cümlemizin yüklemi ''Neşan miydehet?'' Ana cümlemizin öznesi ''Yaftehaye ennevişter?'' O zaman ana cümlemiz şu ''Bu'' Makalenin bulguları gösteriyor ki neyi gösteriyor? Nesnemiz ne? "Metin" diye başlayıp "be separat" kısmına kadar olan cümlenin tamamı. Şimdi burası bizim nesne konumumuzu işgal ediyor. Tamam, nesne diye bir konum var, doğru. Şimdi nesne konumunu işgal eden e, ifade ise bir kelime mi? Bir kelime grubu mu yoksa cümle mi? Cümle. E o zaman ben bunu da incelemem lazım. O başındaki ki'yi kaldırdık. Şimdi nesne konumundaki cümlenin ögelerini inceliyorduk. Yüklemimiz ne? Akide daşt. Çünkü ben bakıyorum burada yüklemi besparat değil. Şimdi oraya geleceğim. Buradaki nesnemiz yüklemimiz akide daşt inanıyordu. Kim inanıyordu? Metin defteri. Metin defteri inanıyordu. Bakın yüklemimiz bu. Öznemiz bu, nesnemiz ne peki akide daştan yani şu devletten besparet kısmına kadar olan ifadenin tamamı benim nesnem oluyor. Şimdi bakın bu nesne konumu da kendi içerisinde bir cümleden oluşuyor. Yani küçükten büyüğe doğru gidersek aslında şu bayat daha doğrusu devlet ve besparet kısmına kadar olan kısmın tamamı akide daştın nesnesi. Metin diye başlayıp besparede kadar olan kısmın tamamı da neşan midehedin nesnesi. Şimdi hepsini birlikte tercümesini vereceğiz. Acele etmeyin. Önce gelip şimdi buradaki nesne konumunu işgal eden cümlenin ögelerini inceleyeceğiz. Buradaki benim e, şeyim ney? E, yüklemim ne? Bayat hoddari kerde ve bayat besparet. Bayat. ''Hoddari kerde ve besparet'' diyorum. Tamam. Öznem peki? Bu e, şuradaki cümlemin öznesi ne? ''Dovlet'' Öznemi de yazıyorum. Öznem de devlet. Yani şimdi birazdan bu yüklem kısmını inceleyeceğiz. Bakalım burada başka bir şeyimiz var mı? Tamam. Bakın şurada ''Kara'' diye bir kısım var. Bu benim nesnem. Tamam bu da benim şu cümlemin nesnesi. Şimdi bakın şurası ana cümlem. Ana cümlemin yükleme öznesi, nesnesi bu. Ben ana cümlemi inceledim. E baktım ki ana cümlemde nesne konumunu işgal eden e, ifade bir kelime mi kelime grubu mu yoksa bir cümle mi baktım cümle tamam o zaman o cümlenin başındaki ki'yi kaldırdım dedim ki gelsin şimdi de alt cümlemi inceleyeyim alt cümlemi incelemeye başladım dedim ki buranın yüklemini akide dağıt i̇şte özne metin defteri nesne devlet diye başlayıp bestparat kısmına kadar olan bölüm. Şimdi baktım ki alt cümlemin nesne konumunu da yine bir cümle işgal ediyor. Ben o zaman gelip alt cümlemin de alt cümlesini inceliyorum. Burası alt cümle 2 olsun. Şimdi tamam bakıyorum burayı da inceliyorum. Burada da bu defa yüklemin bayat hoddari kerde. Aslında burada iki tane bir cümle var. Ben bunu daha fazla uzatmak, korkutmak istemediğim için tek bir şekilde yazdım. Yani bayat hoddari kerde ve besparet. Bu benim yüklemim. Ee, Öznemley devlet, nesnemley kara. Şimdi bakın göreceksiniz bunların hepsi böyle gelecek. Burası buraya bağlanacak. Bunların hepsi de gelecek. Buraya bağlanacak. Ana cümleye bağlanacak yani. Şimdi gelelim madem e, şuraları söyledik, şuradaki yüklemi söyledik. Buradaki yüklemede bakalım. Şimdi bizim gereklilik kipi diye bir kipimiz var. Gereklilik kipinde biz genelde en çok bilinen bayesten diye bir eylemi kullanıyoruz. Bu bizim mastarımız. Bu mastarın geniş zaman kökü bayet. Şimdi bayet başta gelir. Ardından hemen sonra gelebilir, arada bir boşluk olabilir. Mesela berevem. Biz bir asıl fiil söyleriz. Ve bu fiilin başında da eğer yalın fiilse bir B mutlaka olur. Bayat berevem gideyim demek. Şimdi bakın burada ne diyor? Bayat hoddari kerde ve beseparet diyor. Bakın burada ilginç bir yapı var. Çok sık kullanılan bir şey aslında. Burada aslında şunu söylüyor. Bayat hoddari konet ve besepârat diyor. Şimdi eğer ki bir cümlede iki tane eylemin de öznesi aynıysa sizler bu birinci eylemi geçmiş zaman kökünün sonuna okunmayan h getirerek ve ikinci eylemi ise asıl formatında asıl kişi ekine ise o şekilde çekimleyebilirsiniz. Örneğin Ali Bekhane medide ve mivet gibi bir cümle düşünün Şimdi bakın bu gördüğümüz cümlede almeden ve refftten diye iki tane eylem var Peki bu cümlede almeden eylemi ile refftten eylemini yapan kişi aynı kişi mi Alim mi yapmış bunları evet tamam Öznemiz aynı yani eğer öznemiz aynıysa şu birinci söylediğimiz fiili geçmiş zaman kökünün sonuna okunmayan he getirerek ikinci eylemi ise artık çekimlemek istediğimiz zaman hangisi ise o zaman da söyleyebiliyoruz. Yani bu cümle aslında Ali eve gelip gidiyor. Ya da Ali eve geliyor gidiyor da diyebilirsiniz yanlış bir şey değildir. Ama şuraya eklenen şu okunmayan he bizde ıp ip dediğimiz eke karşılık gelen bir şey oluyor kabaca. Ali eve gelip gidiyor. Şimdi burada da aynısı yapılmış. Bayat holdari kerde ve separat. Bakalım buradaki öznemiz aynı mı? Evet. Yani devlet hem bu işi yapmalı hem de bu işi yapmalı. Her iki işi de devlet yapacak. Tamam. O zaman ben birinci eylemi sonuna okunmayan h getirerek geçmiş zaman köküne, ikinci eylemi ise asıl çekimlenmesi gereken şahıs hangisiyse o eki getirerek yapabilirim demek ki. Şimdi peki buradaki eylemler ne? Birinci eylem şu. Khoddari kerden kaçınmak, sakınmak. Bu da genelde az ile kullanılır. Bakalım metinde ez ile mi kullanılmış? Bakın az nokta nokta khoddari kerde dedi. Tamam. İkinci eylemimiz ney? sepordan Bu da teslim etmek, havale etmek, emanet etmek anlamlarına geliyor. Bu hoddari kerden eyleminin geniş zaman kökü hoddari kon sepordan eyleminin geniş zaman kökü separ. Tamam. Şimdi dedik ki gereklilik kipinde çekimlenmiş. Gereklilik kipinde yardımcı eylem olarak kullandığımız bir bayesten var. Bunun geniş zaman kökü bayet. Şimdi her iki işin de öznesi aynı olduğu için şöyle diyor. Diyor ki bayet xodari kerde kaçınıp yani kaçınmalı ve beseparet teslim etmeli. Kaçınmalı ve havale etmeli. Her iki işi de yapacak olan kişi kim? Devlet. Şimdi peki devlet neyden kaçınmalı? Devlet diyor ki devlet bayat az daxalatı mustaqim. Devlet doğrudan bir müdahaleden kaçınmalı. Peki bunu nereye müdahaleden? Der umure ekteçadi, ekonomik işlere doğrudan müdahaleden devlet kaçınmalı ve ve aynı zamanda şunu da yapmalı. Karra işi beni hatha ve afrad hususi be separat işi teslim etmeli kime? B nokta nokta şunlara teslim etmeli. Nehat kurumlara, kuruluşlara sadece onlara mı? Ee, yok aynı zamanda efrat kişilere de peki bu kurum ve kişiler özel mi devlet mi hususi olmalı. Yani devlet ekonomik işlere doğrudan müdahaleden kaçınıp işi özel kişi ve kurumlara havale etmeli, teslim etmelidir. Şimdi bakın devlet ile başlayıp besparet kısmına kadar olan bizim çöze çöze en küçük cümle birimine indirdiğimiz bölüm burası olmuştu. Şimdi bu gördüğümüz cümle metin defterinin inancı, düşüncesi bu. O zaman şöyle toparlayabiliriz. Metin defteri devletin ekonomik işlere doğrudan müdahaleden kaçınması gerektiğini ve işi özel kişi ve kurumlara havale etmesi, teslim etmesi gerektiği inancındaydı, düşünüyordu. Şimdi bu cümlenin tamamı da işte bu bulguların göstermiş olduğu şey. Şimdi bakın bu cümleyi de metin ile başlayıp besparet kısmına kadar olan kısmı da Nişan Midehed'in nesnesiydi. Yani bu cümle. Şimdi o zaman nesnesiymiş gibi söyleyelim. Evet Biraz uzun olacak ama. Bu yazının, bu makalenin bulguları metin defterinin devletin ekonomik işlerde doğrudan müdahaleden kaçınması gerektiğini ve işi Özel kişi ve kurumlara teslim etmesi gerektiğine inandığını göstermektedir. Evet biraz uzun oldu ama evet cümleyi böyle toparlayabiliriz galiba. Şimdi dediğim gibi bakın bu cümleyi eğer ki şurada yaptığımız gibi çözümlemeseydim ben 3 tane birbirinden bağımsız cümle varmış gibi e, düşünebilirdim. Halbuki evvela ben yüklemi buldum. Yüklem ney? Neşan mıydı? Göstermektedir. Gösteren ney? hafta en neviştar. bu makalenin bu yazının bulguları, Bu yazının bulguları neyi göstermektedir İşte şu cümleyi göstermektedir. Metin defterinin şöyle düşündüğün E Metin defteri nasıl düşünüyor? Aha böyle düşünüyor. İşte bu düşündüğü kısmı, en küçük cümle birimi olarak aldık. Bu aslında akide daştın nesne cümlesiydi. E, metin defteriyle başlayıp besparet kısmına kadar olanın tamamı da nişan mıydı nesnesiydi. Şu görmüş olduğunuz çözümleme ana cümle, alt cümle 1, alt cümle 2 diye kodlarsak belki biraz açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum. Umarım çok karışık anlatmamışımdır. Ee, ...yüklemleri tespit ediyoruz. Yüklem konumundaki kelimelerin mastarlarını, geçmiş zaman, geniş zaman hangi kip olduğunu... ...bunlar bilgi kipi, ee, bu da bilgi kipi. Sadece şuradaki kipin gereklilik kipi olduğunu fark ettim. Bağ gördüğüm zaman ardından gelen eylemin dilek kipinde çekimlenmesi gerektiğini... ...ama öznesi aynı olan iki eylem var ise... ...bu birinci eylemin şu ismi mef'ul dediğimiz formatta... Yani geçmiş zaman kökü sonuna okunmayan H getirilerek yazılması yazılabileceğinden bahsettik. Hmm, onun dışında evet galiba her şeyi söyledim diye düşünüyorum. Umarım hmm, bir şey unutmamışımdır. Tamam. Az dehalat evet müdahil olma durumu demek. Dehalat az dehalatı mustaqim. Doğrudan müdahil olmaktan kaçınıp kaçınmalı diyor. Ee, hangi işlerde peki? Ekonomik işlerde doğrudan müdahaleden kaçınmalı devlet ve başka ne yapmalı? Ve karra ve işi de beni hatha ve afradi hususi işte özel kişi ve kuruluşlara teslim etmeli. Bakın burada Bespared'in başındaki B şu bayetten dolayı geldi. Yani bayeti görüyorsak ve ardından gelen eylem yalın eylemse bu B mutlaka olmalı. E buradaki hoddari niye böyle oldu? Çünkü hem hoddari kerden ve hem de seporden eylemini yapan kişi devlet. Eğer iki tane fiil varsa bir cümlede ve her iki fiil tek bir özne tarafından icra ediliyorsa şu en son söylenen eylem sadece kişi ekini alır ve şu birinci söylenen eylem ise geçmiş zaman kökü sonuna okunmayan h eklenerek getirilebilir. Bakın bu mecbur değildir ama böyle de bir ifade tarzı vardır ve genelde çok da kullanılır. Evet biraz uzun oldu bu cümle ama bu açıklamalar önemliydi. Peki son cümle ne diyor? Hemçenin او معتقد بود با کنین معتقد بود ور برده عقیده داشت بنا دین همچنین او معتقد بود فساد سازمان های اجتماعی و نهادهای سیاسی ایران نیز ناشی از سیطره اقتصاد بر دولت است سان که برده دسه دسته دهایی ناشی از سیطره دولت بر اقتصاد است برده بنجه بی یانشلک ور با کجاسیم ده. که همچنین آیر جا او معتقد بود ben e, yüklemimi, öznemi buldum hemen. Yüklem ney? Mu'takid bud. Şu akide daşten eylemi vardı ya, onunla aynı. Akide daşten. Şöyle inanıyordu, şöyle düşünüyordu, şu inançtaydı. Kim? Öznem ne? U. Peki mutakit buden eylemi nesne alır mı? Alır. İnanıyordu. Neye inanıyordu? Aha inandığı şey de nesne neymiş? Fesat diye başlayıp est olan kısmın tamamı benim nesnem. Niye nesnem? Çünkü bu adam düşünüyor ya. Ha düşündüğü şey de işte buymuş. Tamam demek ki bu benim nesnem. Şimdi gelip nesne cümleme bakıyorum. Diyor ki Fesade sazmanhaye eçtimai ve nihathaye siyasiye İran nis. Bakın bu kelime grubunun tamamı özne. Naşi ez est. Bakın benim burada gördüğüm yüklem olarak kabul ettiğim kısım şu est. Naşi ez nokta nokta est kısmı. Naşi ez est demek nokta noktadan kaynaklanmaktadır anlamına geliyor. Peki ney? Fesade sazmanhaye içtimai. Bu toplumsal e, kurumların çürümesi, fesada uğraması. Ee, ...toplumsal kurumların çürümesi... ...sadece bunların çürümesi mi? Yok. Hayır. Aynı zamanda... ...ve nehat haye siyasi... ...siyasi yapıların da çürümesi. Bakın şuradaki vavlara hep dikkat çekiyorum. Şurada... ...gördüğünüz... ...fesat kelimesi... ...hem sazman haye başında... ...hem de... ...nehat haye siyasi'nin başında. E ben bunu nereden biliyorum? İşte buraya vav eklemiş. Vavın görevi bu. Yoksa bu vav... ...virgül olsun diye değil... Nehatay-ı siyasi İran, yani İran'ın siyasi kuruluşları ve toplumsal yapılarının çürümesi de Naşi az as ast, şundan kaynaklanmaktadır. Neyden kaynaklanmaktadır? es seytereği, e, hakim olmasından, sultası altına geçirmesinden. Neyin devletin e, sultası altına geçirmesi? Peki devletin ne üzerine? üstün gelmesi onun hakimiyeti altına geçirmesi devletin ekonomi üzerindeki hakimiyetinden kaynaklanmaktadır makale metninde seyteryi tisat berdoler diyor yani ekonominin devlet üzerine, sultasından diyor. Halbuki makalenin konusu zaten hani şunu bahsediyor ya devlet ekonomi üzerinde çok bir şey yapmaması lazım. O yüzden bence burası naşi az seytereye devlet ber iktisat olması lazım. Evet son olarak gelelim bu cümlenin de tercümesini toplu olarak yapalım. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi madem ki şu fesat diye başlayıp es diye biten kısım nesne ya nesne olarak düşünüp çevirelim. Aynı zamanda o İran siyasi kurumlarının ve toplumsal yapılarının çürümesinin de devletin ekonomi üzerinde hakimiyet kurmasından kaynaklı olduğuna inanmaktaydı diye çevirebiliriz. Evet, bakın şu gördüğümüz mutakit buden, akide daşten, ya da neşan dağden bu gördüğümüz eylemler nesne alırlar ve almış oldukları nesneler de cümle halinde. Cümle halinde demek yani ben o cümlede iki tane çözümleme yapacağım. Bir ana cümle mi çözümleyeceğim bir de o nesne dediğimiz cümleyi de çözümlemem lazım. Yani elhasıl burada bahsettiğimiz ifade tamamıyla şundan kaynaklanıyor. Karşımıza çıkacak olan şu konumlar, evvela önem sırasına göre şunlar. Yüklem, özne, nesne, tümleç ve zarf. Yüklem dediğimiz konumu zaten eylemler, fiiller işgal ediyor. Biz de bu eylemleri sadece maslarını, şuyunu, buyunu bilmekle değil, aynı zamanda kipini bileceğiz. Nesne alır mı, almaz mı, etken mi, edilgen mi, ettirgen mi? En önemli ve hayati öneme sahip olan kısım burası, tamam. Şimdi bunun ardında kalan bütün ifadeler ise yani özne, nesne, tümleç, zarf konumunda olan e, ifadeler, bu konumlar ya kelime, ya kelime grubu, ya da cümleden ibaret olabilirler. Örneğin bakın şu e, nesneyi ele alalım. Mesela men elira didem. Yüklemim ne? Didem. Öznem Ben? Nesne var mı? diiden nesne alır mı? Alır. Ne? Elira. Ben Ali'yi gördüm. Bakın nesne konumunu işgal eden bir kelime. Şimdi bir kelime grubu olsun. Men pedere elira didem. Bakın ben Ali'nin babasını gördüm. Bu defa nesne konumunu işgal eden kelime gördüğünüz gibi bir kelime grubu. Kelime değil yani. Şimdi bakalım nasıl cümle oluyor. Men پدر Ali ki, دیروز inca آمده بود ra Bakın burada yüklem ne? Yine diden. Özne ne? Men. Nesne ne? Pedere Ali ki, diruz inca amade bud. Ra'nın tamamı nesne. Bahsetmek istediğim şey bu. Görmüş olduğunuz şu konumlarda yani özne, nesne, tümleç dediğimiz konumları işgal etme potansiyeline sahip olan ifadeler ya tek bir kelime olabilir, ya kelime grubu olabilir, yahut cümle olabilir. İşte eğer cümle olursa biz bu cümlede önce ana cümleyi çözümleyeceğiz. Yani e, didem, yüklem, e, men, özne, burası da benim nesnem. Sonra bir de e, madem burası cümle ya. Şimdi burayı da o zaman incelemem lazım. Şu ki'yi kaldırsak burası cümle. E o zaman bu cümleyi de çözümlemem lazım. Elhasıl burada yaptığımız şey bundan ibaretti. İç içe geçmiş olan bu yapıları çözümleyebilmek, önce acele etmemek, ana cümlemizi bulmak, sonra bu ögeleri birbirinden ayırmak varsa iç içe geçmiş bunları da kendi içinde daha sonra alt cümle halinde tekrardan çözümlemeye çalışmak. Evet bu e, faydalı bir video olduğuna inanıyorum. Şurada da evet kilit vaciha dediği anahtar kelimeler neymiş? Ahmet Metin'in defteri, buhran-ı iktisadi, dehalat-ı der iktisat ve iktisadi milli Ahmet Metin defteri, ekonomik kriz, işte devletin ekonomiye müdahalesi ve milli ekonomi dediği kilit kelimeleri var, anahtar kelimeler. Evet şu çekide dediğimiz kısmı yani özetlediğimiz kısmı bitirmiş olduk. Burada çok şey anlattım. Belki gereksiz yere de uzatmış olabilirim. Yine siz duruma göre eksiklerim de varsa onları da söyleyebilirsiniz. Özellikle sorunuz varsa anlamadığınız bir yer onları da sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.